İyi günler arkadaşlar. Bugün hukuk başlangıcı dersinde hukukta önem taşıyan bazı temel kavram ve kurumlarla ilgili son dersimizi yapacağız. Bazı kavramları bütün hukuk alanlarında geçerli olan veya önem taşıyan, belirli bir hukuk alanında zikretsek bile bütün hukuk alanlarında önem taşıyan kavramlar üzerinde yine durmaya devam edeceğiz ve bugün bu faslı da bitirmiş olacağız. Bugün üzerinde duracağımız ilk konumuz süreler, hukukta süreler özellikle hukukta birçok işlemin yapılması süreye bağlanmış durumda. Gerek taraflar için, gerek hak sahipleri için, gerekse idari makamlar, yargı organları vesaire tüm bunlar için hepsi belirli bir süreye bağlanmış durumda. O yüzden hukukta haklar böyle sonsuz ve sınırsız istisnai durumlar dışında kullanılabilir şekilde değil. Çoğunlukla belirli bir süre içerisinde bazı hakların kullanılması gerekmekte veya bu hakkınız ihlale uğramışsa o süre içerisinde yine bu hakkın korunmasını talep etmek gerekmekte. Bazı yerlere belirli bir süre içerisinde başvuru yapmak gerekmekte. Yine gerek resmi makamların gerekse yargı makamlarının iş ve işlemlerini belirli süreler içerisinde yapmaları gerekmekte. Zaman içerisinde farklı hukuk alanlarında göreceğiniz derslerde her biri bakımından bu sürelerin ne anlam ifade ettiği üzerinde duracaksınız. Her hukuk alanına göre de süreler bir takım farklılıklar gösterebilmekte. Bugün diğerlerinde olduğu gibi ben yine size çok genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Özellikle anlamlandırmak bakımından bundan sonra karşılaşacağınız durumlarda genel çerçeveyi bütün hukuk alanına toplu bir bakış anlamı ifade edecek şekilde genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Şüphesiz ki her bir hukuk alanında bu anlattıklarımızın daha özel görünümlerini, daha özel hallerini, daha alt veya önemli noktalarını göreceksiniz. Özellikle hukuk düzeni, hukuk güvenliğinin ve belirliliğinin sağlanabilmesi bakımından hakların belirli süreler içerisinde kullanılmasını öngörmüş. Çünkü bu hem hak sahibi için hem de hakkın muhatapları bakımından ne zaman istenebilir, nasıl istenebilir, hangi sürede istenebilir, beklenti ne zamana kadardır? Bu bakımdan önem taşımaktadır. Keza yine hakkı yerine getirecekler veya hakkı kullanacaklar bakımından da belirli bir süre içerisinde olması hem hukuki öngörülebilirlik hem de güven bakımından önem taşımaktadır. Nihayetinde hukukun sücesi olan insanlar fanidir. Böyle hani sonsuz ve sınırsız yaşama imkanları yoktur. Belirli süre ve zaman dilimleri içerisinde belirli şeylerin yapılması gerekir. Sürelere ilişkin bu kurallara uyulmazsa yani kanunlarda öngörülmüş veya ilgili idari birimler yahut yargı makamları veya farklı mercilerce verilen sürelere uyulmazsa ne olur dediğimizde genellikle süreler birincisi süresinde kullanılmayan hak sona erer ya da hak zaman aşımına uğrar. Yani bir süre içerisinde bir işlemi yapmazsanız prensip olarak farklı şekillerde sonuçlar ortaya çıkabilir ama süreler bakımından çoğunlukla iki şeyle karşılaşırız. Hak tamamen sona erer. Yani o hak ölür, bir daha diriltemezsiniz o hakkı. Sona ermiştir, bitmiştir, tükenmiştir. Artık öyle bir hak ortadan kalkar. İkincisi de hak zaman aşımına uğrar. Deyim yerindeyse sakatlanır. Belki ölmez ama hak sakatlanır. Siz talep edebilirsiniz, hakkınız tamamen sona ermemiştir. Fakat diğer taraf sizin bu hakkınıza karşı belirli bir zaman dilimi geçtiği için buna karşılık başka bir hak edinmiştir. Defi olarak zaman aşımı ileri sürerek bu hakkı veya kendisi açısından borcu yerine getirmekten kurtulur. Birincisine yani bir sürenin geçmesiyle hakkın tamamen ortadan kalkması, kullanılamaması, sona ermesi durumlar için hak düşürücü süreler diyoruz. İkincisi için de yani hakkın sükut etmediği, sona ermediği durumlarda sadece diğer tarafın eğer ileri sürerse sen benden bunu talep ediyorsun ama bu hak zaman aşımına uğramıştır. Ben yerine getirmeyebilirim diyor ise buna da zaman aşımı süresi diyoruz. Bir hakkın zaman aşımına uğraması durumunda asıl haktan kaynaklanan talep hakkı tamamen ortadan kalkmaz. Sadece bu talep hakkı eğer diğer taraf zaman aşımını ileri sürerse devletin yetkili organları tarafından artık yerine getirilemez veya cebri icra yoluyla, yargı yoluyla bu hakkın elde edilmesi mümkün olmaz. Ancak borçlusu bunu isterse kendisi gönüllü olarak yerine getirebilir. Örneğin bir alacağın, diyelim ki sizin kira alacağınız var.
satım sözleşmesinden kaynaklanan alacağınız var. Ödünç sözleşmesinden kaynaklanan alacağınız var. Farklı zaman aşımı süreleri var. 5 yıllık zaman aşımı süreleri var. 10 yıllık zaman aşımı süreleri var. Diyelim ki 5 yıllık zaman aşımına tabi bir hakkınızı talep etmediniz. 5. yıldan sonra 5,5 yıl geçti, 6 yıl geçti. Ondan sonra aklınıza geldi veya farklı sebeplerle bu hakkınızı ileri sürüp diğer tarafa dediniz ki benim senden işte 100 bin lira alacağım vardı, bunu öde. Karşı taraf şunu söyleyebilir. Evet, böyle bir borcum vardı, var. Ama zaman aşımına uğradı, artık ben bunu yerine getirmek zorunda değilim diyebilir. Eğer karşı taraf zaman aşımını ileri sürmezse, zaman aşımı bir defidir. Zaman aşımını eğer ileri sürmez ise o zaman siz bu alacağı ondan talep edebilirsiniz. Veya zaman aşımını ileri sürmezse bunu yerine getirmek durumunda kalabilir. Fakat eğer zaman aşımını ileri sürerse bu borcu yerine getirmek zorunda değildir. Hakim zaman aşımına uğramış süreleri kendiliğinden dikkate almaz. Ancak ilgili taraf, muhatabı, borçlusu bunu ileri sürerse zaman aşımı aynı zamanda bir hak olarak borçluya tanınmış bir haktır. Bunu ileri sürerse o zaman dikkate alır. Demek ki zaman aşımı süresi borcu tamamen sona erdirmemekte, sakatlamakta, hakim kendiliğinden zaman aşımı süresini kural olarak dikkate almamakta. Ancak ilgilisi tarafından ileri sürüldüğünde bunun dikkate alınması mümkün olmakta. Ve keza yine zaman aşımına uğramış borç yerine getirilirse de gerçekten bir borç olduğu için bunun geri istenmesi de mümkün değildir. O yüzden zaman aşımına uğramış borçlara eksik borç diyoruz. Çünkü zaman aşımına uğrasa da bir borç borçtur. Fakat borçlunun bunu yerine getirmeme zaman aşımından sonra hakkı vardır. Zaman aşımı süreleri bazı sebeplerle kesilebilir veya durabilir. Zaman aşımının kesilmesi durumunda süre sıfırlanır, yeniden başlar. Mesela ihtar çekerseniz, dava açarsanız zaman aşımına uğramış borcu. Yani diyelim ki 5 yıllık zaman aşımına uğramış borcu siz 4. yıl eğer bu şekilde talep ederseniz sıfırlanır, yeniden işlemeye başlar. Ancak kanunda hangi durumlarda zaman aşımının kesileceği sebepleri özel olarak Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilmiş durumundadır. Bazı durumlarda ise zaman aşımı süreleri durur. O süre içerisinde kesintiye uğrar. Fakat daha sonra yine devam eder. Hak düşürücü süreler ise zaman aşımı sürelerinden farklı olarak hakkı sona erdirir. Yani diyelim ki hak düşürücü süre 1 yıldır. Siz 1 yıl içerisinde eğer hakkınızı talep etmezseniz artık ondan sonra o hakkı talep edemezsiniz. Borç tamamıyla ortadan kalkmıştır. Adeta şöyle söyleyelim. Hak düşürücü süreye tabi borç sanki ibra edilmiş gibi, sanki ödenmiş gibi, sanki iki taraf anlaşarak bu borcu sona erdirmiş gibi sona erdirir. Peki zaman aşımından farkı nedir? Zaman aşımına uğramış bir borcu siz öderseniz geri isteyemezsiniz. Çünkü zaman aşımına da uğrasa borç borçtur. Sadece borçlunun ben ödemiyorum zaman aşımına uğradı deme imkanı vardır. Ama hak düşürücü süreye uğramış bir borcu öderseniz olmayan bir borcu ödemiş olursunuz. Geri istemeniz mümkündür. Bir başka husus, hak düşürücü süreye uğramış borç eğer hakim dosyadan anlaşılıyor ise muhatabı bunu ileri sürmese bile hakim hak düşürücü süreyi kendiliğinden dikkate alır. O yüzden hak düşürücü süre bir defi değil, hakimin de reysen dikkate alması gereken bir itirazdır. Süreler, maddi hukukta düzenlenmiş süreler olduğu gibi yargılama hukukunda, icra hukukunda yani şekli hukuk alanlarında da öngörülmüş bir takım süreler vardır. Özellikle yargılama hukuku bakımından süreleri de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Mahkemeler veya icra organları için düzenlenmiş süreler, bir de taraflar için öngörülmüş süreler. Mesela tarafın dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verme süresi taraf için öngörülmüş bir süredir. Veya belirli bir delili sunma süresi taraf için öngörülmüş süredir. Buna karşılık hakimin bir işlemi yapma süresi veya icra organlarının belirli bir süre içerisinde bir işlemi yapma süresi icra organları veya mahkemeler için öngörülmüş süredir. Taraflar için öngörülmüş süreler, yargılama ve icra hukuku için söylüyorum, taraflar için öngörülmüş süreler genellikle hak düşürücü mahiyettedir. Mahkeme veya icra organları için öngörülmüş süreler ise düzenleyici mahiyettedir. Yani mahkeme kendisi için öngörülen süreden sonra da işlemi yapsa prensip itibariyle geçerlidir. Sadece geç yapmaktan kaynaklanan bir şey olursa ondan sorumluluğu doğabilir mahkemenin veya icra organının.
Şimdi burada özellikle bilmeniz gereken bir şeyin altını çizmekte fayda var, önemli bir noktanın. Bir süreden bahsederken üç şeyi bilmeniz gerekir. Sadece sürenin kendisini bilmeniz yeterli değildir. Bir, süre ne zaman ve nasıl başlar? İkincisi, süre ne kadardır ve nasıl hesap edilir? Üçüncüsü, süre ne zaman sona erer veya ne zaman sona ermiş sayılır? Şimdi sürelerin başlangıcını kanunlarımız farklı şeylere bağlamıştır. Mesela tebliğe bağlamıştır. Tebliğ demek ne demek? Bir bildirimin resmi yolla belgelendirilmesidir. Size bir bildirim yapılır ve bu bildirim de belgelendirilir. Tebligat memuru gelir, size bir tebligat bırakır. O tebligatı aldığınıza dair tebligat memuruna işte tebliğ mazbatası dediğimiz şeyi imzalar verirsiniz. Ve elektronik yolla eğer bu tebliğ ediliyor ise elektronik yolla tebliğ edildiği belgelenir. Tebligatın alelade postadan farkı vardır. Postacı getirir sizin arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun yazdığı mektubu posta kutusundan bırakır. Gerçi mektupta pek kalmadı ama veya herhangi sıradan bir şeyi diyelim ki bir işletmeden, bir şirketten veya farklı bir kurumdan gelen işte reklam amaçlı başka şeyleri getirir posta kutunuzdan atar. Ama tebligatı getirip posta kutunuzdan atamaz. Getirip size vermesi, onu da belgelendirmesi, eğer siz evde yoksanız, bulunmuyorsanız veya almıyorsanız yine bunu da resmi bir şekilde belgelendirmesi gerekir. İşte sürelerin birçoğu tebliğ ile başlar. Bazı süreler ise tefhim ile başlar. Tefhim ne demektir? Fehmetmek, açıklamak anlamına gelir. Yüzünüze karşı açıklanır. Mesela mahkemede, duruşmada size belirli bir işlemi yapmanız bildirilir ve tutanağa geçirilir. Bu tefhimdir. Artık ayrıca bir tebligat yapılmaz. Gıyabınızda yani yokluğunuzda değil, vicahınızda yani yüzünüze karşı varlığınızda tefhim edilerek süre başlatılmış olur. Kanunlarımız tebliğle mi tefhimle mi başlayacağını özel olarak belirtirler. Buna dikkat etmek gerekir. Bazen de bir şey öğrenmeyle başlar. Yani tebliğle veya tefhimle değil. Siz gidip dosyaya bakarsınız, orada dosyaya bakarsınız, resmi bir işlem yaparsınız, öğrenmiş sayılırsınız. Veya bir sürenin başlangıcı özel başka bir hususa bağlanmış olabilir. Mesela belirli bir işlemin yapılmasına bağlanmış olabilir vesaire. Kanunlarımız hangi şekilde sürenin başlangıcını belirtiyor ise o şekilde süre işlemeye başlar. Tebliğ ile başlayan süre tefhimle edilmiş olsa bile başlamaz. Öğrenme ile başlayan süre, siz henüz daha öğrenmemişseniz o sürenin başlaması mümkün değildir. O yüzden sürenin ne zaman başladığı önem taşır. İkincisi, sürenin ne kadar olduğu ve nasıl düzenlendiği de önemlidir. Kanunlarımızda bazı süreler gün, bazı süreler hafta, bazı süreler ay, bazı süreler yıl olarak, yani zaman dilimlerine özgü düzenlenmiştir. Haftayı gün, günü hafta, ayı gün gibi hesap edemezsiniz. Mesela eğer bir kanun süre tebliğden itibaren 30 gün diyor ise tebliği esas alacaksınız ve tek tek parmak hesabı 30 gün sayacaksınız. 30. günün akşamı o süre bitmiş olacak. Ama eğer size bir ay diyor ise bir ay bazen 28, bazen 29, bazen 31, bazen 30 şeklinde çeker. Ay olarak hesap ediliyor ise diyelim ki bugün ayın 20'sidir. Mart ayının 20'sinde başlayan süre Nisan ayının 20'sinde biter. Ama 30 gün diyor ise tek tek sayarsınız. Dolayısıyla ay olarak ifade edilenler 30 günden fazladır. Veya yıl olarak ifade edilmekle işte 365 gün demek başka bir şeydir. 15 gün demekle 2 hafta demek başka bir şeydir. 14 gün demekle 2 hafta demek başka bir şeydir. O yüzden kafanızda bunu çevirmemeniz gerekir. Kanun nasıl ifade ediyor ise onu o şekilde anlamlandırmak gerekir. Bazen de gün ve iş günü arasında da ayrım yapılır. Gün demek tatil günlerinde, resmi günlerinde, cumartesi pazarlarında, bayramlarında sayılmasıdır. Ama iş günü diyor ise kanun, sadece çalışılan günleri hesap etmek gerekir. Bir de sürenin ne zaman sona erdiği var. Kanun sürenin de nasıl sona erdiğini belirtir. İşte hafta, ay, gün diyor ise ona tekabül eden, yani 7 gün diyor ise sayacaksınız tek tek. 7. günün mesai saati bitiminde kural olarak veya eğer kanun öngörmüşse günün sonunda biter. Peki mesai saatinde bitmesiyle günün sonunda bitmesi arasında fark var mıdır? Vardır. Mesai saatinde bitiyor ise süre, o zaman mesai bittiğinde artık süreyi kullanma hakkınız sona ermiştir. Ama gün bitince ya kadar eğer süre hakkınız var ise gece 0:24'e kadar pekala
o hakkınızı kullanabilmeniz mümkündür. Yine kanunlarımızda çoğunlukla şu düzenlenir. Eğer bir sürenin son günü işlem yapılamayacak bir resmi güne denk geliyor ise, mesela hesap ettiniz son gün cumartesine pazara denk geliyor veya hesap ediyorsunuz işte Kurban Bayramı'nın ikinci gününe denk geliyor. Çoğunlukla bu tarz durumlarda kanunlarımız özel düzenleme yapar. Der ki bu resmi tatilden sonraki ilk iş günüdür. Bu ne demektir? Mesela Kurban Bayramı'nın eğer ikinci günü size tebligat yapılmışsa veya süre orada işlemeye başlamış ise veya son günü orada bitiyor ise, özür dilerim, son günü Kurban Bayramı'nın ikinci günü bitiyor ise, aslında süreniz bitmiş olmasına rağmen ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü günde hakkınız olarak kullanırsınız. Hala daha oturup düşünebilirsiniz, işlem yapabilirsiniz ve bayramdan sonraki ilk gün gidip işleminizi yapmanız gerekir. O yüzden sürenin ne zaman sona erdiğini de çok iyi hesap etmiş olmanız gerekir. Dolayısıyla sürelerin, tekrar ediyorum, bir, ne zaman başladı ve nasıl başladı? İkincisi, sürenin ne kadar olduğu ve nasıl hesap edildiği? Üçüncüsü, sürenin ne zaman sona erdiği? Başlatan işlemler, tebliğ mi, tefhim mi, öğrenme mi, belirli bir işleme mi bağlandığı iyi bilinmek durumundadır. Keza yine gün olarak belirtilmişse bunu ay gibi, ay olanı gün gibi hesap etmeniz mümkün değildir. Şimdi bu sürelerden sonra ceza hukuku derslerinizde aslında ayrıntısıyla öğreneceğiniz bir konuya çok kısaca belki değinmekte fayda var. Ceza hukukuna hakim olan ilkeler. Şimdi burada aslında ceza genel hukuku derslerinizde, ceza hukuku derslerinizde bunların üzerinde çok ayrıntılı bir şekilde duracaksınız. Fakat çok sık üzerinde durulan, çok sık vurgulanan, artık neredeyse herkesin, hukukçuların bile değil, herkesin bildiği, bilmesi gereken, bir yönüyle de temel hak niteliği kazanmış bazı ilkelerden bahsetmek de fayda vardır. Suç olarak nitelendirilen insan davranışını ve buna uygulanacak hukuk kurallarının tümüne ceza hukuku diyoruz. Çok genel ifadeyle. Ve ceza ise kusur yeteneği bulunan bir kimsenin tipe, yani kanunda belirtilen kanuni unsurlara uygun, hukuka aykırı ve kusurlu hareketine ne ifade etmektedir suç olarak nitelendirilen şey. Ve bu suçun karşılığında da, yani kanunda tipolojisi belirtilmiş, unsurları belirtilmiş, hukuka aykırı ve kusurlu davranışın sonunda da ceza dediğimiz bir yaptırım ortaya çıkar. Ceza hukuku sosyal hayatın sürdürülebilmesi için ve toplum düzeninin korunabilmesi için öngörülmüş yaptırımlar içerisinde, hukuktaki yaptırımlar içerisinde en ağırıdır. Daha önce yaptırımları görmüştük. Tazminat bir yaptırımdı, hak mahrumiyeti bir yaptırımdı veya bir şeyin aynen iadesi bir yaptırımdı vesaire. Fakat ceza yaptırımlar içerisinde en ağırdır. Niye? Çünkü mal varlığınıza doğrudan yönelip el koymadan başlayın, bir para cezası gibi. İşte hürriyeti bağlayıcı kısa süreli veya uzun süreli yaptırımlar, işte 5 yıllık hapis cezası, 20 yıllık hapis cezası gibi. Hatta hayatı boyunca bir kimsenin hürriyetinden mahrum olması, müebbet hapis gibi. Şu anda ülkemizde uygulanmıyor. Ama idam cezası gibi kişinin hayatına son verilmesi ne kadar gidebilecek cezalar var. O yüzden cezanın bu ağırlığı karşısında prensip olarak en son çare olarak düşünülür sosyolojik bakımdan. Bir şey kamu düzeninin ihlali, kamu düzeninin ağır ihlali ise kanunda ancak düzenlenerek suç ve ceza, hem suç hem de ceza ortaya çıkar. Ceza hukuku hak ve özgürlükleri sınırlandırması sebebiyle diğer hukuk dallarında öngörülemeyecek veya öngörülmemiş bir takım düzenlemeleri, ilkeleri içinde barındırmaktadır. Bir zorunluluğun karşılığıdır aslında ceza. İşte sosyal disiplini, sosyal düzeni sağlamak için başka çare kalmayınca ceza şeklinde düzenlemeler yapılır. Cezada da bir orantılılık olması gerekir. Yani basit bir suçun cezası çok ağır, çok ağır bir suçun eylemin cezası çok hafif şekilde olur ise, düzenlenirse, o zaman toplumsal dengede bozulur. Ceza hukukunda hukuk devleti olmanın, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olmanın ortaya çıkarttığı bir takım çok sık duyduğunuz prensipler var. Mesela suç ve cezaların kanuniliği ilkesi, kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi ve masumiyet
karinesi. Şimdi ne demek suç ve cezaların kanuni ilkesi? Devlet cezalandırma yetkisini kullanırken bireylerin alanlarına keyfi müdahalelerden kaçınmak durumundadır ve devletin bu müdahalelerine karşı da bireylerin korunması gerekir ve bu konuda bazı sınırlamalar yapılmıştır. İşte bu sınırı temelde suç ve cezaların kanuni ilkesi belirlemektedir. Bu ilke uyarınca bir kimse kanunda belirtilmeyen, unsurları ortaya konulmayan, suç olarak kabul edilmeyen bir şeyden dolayı suçlu sayılamaz. Yine kanunda bu suça karşı öngörülmüş ceza belirtilmemiş bir cezayla da cezalandırılamaz ve o cezanın ötesinde de cezalandırılması bir kimsenin mümkün değildir. Yani hem suç dediğimiz davranışın hem de o suçun karşılığı olan cezanın kanunda belirtilmesi gerekir. Kanunda belirtilmeyen, işte yürütmenin iradesiyle idareye bırakılan, takdire açık konularda bir ceza oluşturulması mümkün değildir. Yine ceza hukuku kuralları kıyasla bir suç oluşturulamaz. Yani bu suç sayılmışsa, bu düzenlenmemiş ama bu da buna biraz benziyor, bunu da suç sayalım denilmesi kural olarak mümkün değildir. Veya daha önce söylemiştik, örf ve adete başvurularak özel hukukta eğer bir düzenleme yoksa belirli şartlar altında örf ve adete hukuk boşluğu doldurmak için gidebiliyorduk. Cezada bu anlamda bir boşluktan söz edemeyiz. Boşluk varsa suç yok demektir, ceza yok demektir. Burada boşluk var, bunu örf ve adetle dolduralım demek mümkün değildir. Örf ve adetle suç ve ceza yaratılamaz. Ayrıca suçun daha doğrusu suç oluşturan eylemi hangi zaman dilimindeki cezanın da uygulanacağı bakımından da ceza hukukunda lehe kanun prensibi dediğimiz bir prensipten hareket ediyoruz ki bunu da yine kanunların zaman bakımından uygulanmasında görmüştük. Eylemin gerçekleştiği zamandaki düzenlemeler ile yargılamanın yapıldığı, siz 2 yıl önce suç işlemiş olabilirsiniz, şimdi yargılanıyor olabilirsiniz. Bu arada ceza kanunu değişmiş olabilir. Mesela daha önce suç olan şey suç olmaktan çıkartılmış veya cezası ağırlaştırılmış veya hafifletilmiş olabilir. İşte bu durumda da şuna bakacağız. Eylemin gerçekleştiği zaman mı yoksa yargılamanın yapıldığı zamanki kanun mu uygulanacak? İkisi de değil aslında. Bir prensibe bakacağız. Hangisi daha lehe? Lehe kanun prensibini uygulayacağız. Çünkü özgürlük lehine deyim yerindeyse kanun koyucu tercihini kullanmıştır. İkincisi kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi. Kusurun ne olduğunu görmüştük. Toplum düzeni, hukuk düzeni tarafından kınanan, kabul edilmeyen, hoş görülmeyen davranışlardı. Dolayısıyla eğer bir davranışta bir kimsenin kusuru yoksa suç ve dolayısıyla ceza da yoktur. Diyelim ki siz gece vakti arabanızla bütün trafik kurallarına uyarak, trafik işaretlerine uyarak seyrederken biri böyle yukarıdan, o üst geçitten önünüze atladı ve siz de ona çarptınız, yaraladınız veya ölümüne sebebiyet verdiniz. Şimdi burada size atfedilecek hiçbir kusur olmadığı için kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereğince o kimse ölmüş olsa bile cezalandırılması o kimsenin mümkün değildir. Dolayısıyla ceza hukuku hem de son çare olması ilkesi çerçevesinde ceza hukuku ancak kusurlu davranışları yaptırıma bağlamıştır. Burada daha önce görmüştük, kusuru da kendi içerisinde kast, yani bilerek, isteyerek, sonucu öngörerek, kabul ederek bir davranışı sergilemek. Yani arabanızı birinin üstüne öldürme veya yaralama kastıyla sürüp çarparsanız buna da kast vardır. İkincisi de gerekli dikkat ve özeni göstermeden, bu mesleğinizden kaynaklanan dikkat ve özen olabilir, durumdan kaynaklanan dikkat ve özen olabilir, kurallara uymamaktan kaynaklanan dikkat ve özen olabilir, özensizlik olabilir. Dikkat ve özeni göstermeden eğer bir davranışta bulunuyorsanız veya bir sonuç gerçekleşiyor ise ve kanunda bunu düzenlemişse buna da taksir diyoruz. Özel hukuktaki ihmalin karşılığı olarak taksir karşımıza çıkar. Dolayısıyla kasıtlı veya duruma göre taksirli davranışlardan dolayı bir kimsenin cezalandırılması mümkündür. Ama ne kast ne taksir söz konusu ise o zaman bir kimsenin cezalandırılması söz konusu olmaz. Aynı zamanda kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi çerçevesinde de
Bir kimse ancak kendi kusurlarından dolayı sorumludur. Yani şahsi kusur veya taksirinden dolayı sorumludur. Bir başkası onun adına sorumlu olamaz. Özel hukukta siz bir başkasının eyleminden de sorumlu olabilirsiniz. Mesela daha önce görmüştür. Kusursuz sorumluluk halleri, adam çalıştıranın sorumluluğu veya işte bazen müteselsiz sorumluluk çerçevesinde kanunda açıkça öngörülmüş olan, diyelim ki karayolları trafik kanununa göre bir kimse sizin aracınızı alıp bir arkadaşınız kullanır, gider birine çarpar. Şimdi çarptığı zaman o haksız fiili gerçekleştirdiği için eylemden sorumludur. Siz de kanundan kaynaklanan onunla birlikte müteselsiz sorumlu, aracın sahibi olarak sorumlu olursunuz. Özel hukukta ikiniz de müteselsiz sorumlusunuzdur. Bu mümkündür. Ancak ceza hukukunda mesela burada meydana gelen zarardan dolayı o zararı ödemek bakımından hem çarpan hem de aracın sahibi birlikte sorumluyken ceza hukuku bakımından sadece araçla çarpanın eğer kasıt veya taksiri var ise çarpan cezalandırılır. Dolayısıyla özel hukuktan da bu yönüyle farklıdır. Bir üçüncü ilke masumiyet karinesi. Bu kurala göre de bir kimse mahkeme kararıyla suçu sabit oluncaya kadar masum kabul edilir. Dolayısıyla bir kimse şüpheli olabilir, sanık olabilir fakat kendisi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı ortaya çıkıncaya kadar hukuk düzeni onu masum kabul eder. Çünkü son ana kadar o kimsenin suçsuz olduğu anlaşılabilir veya farklı yargı organlarındaki denetim elemeden sonra o kimsenin suçsuz olduğu ortaya çıkabilir. Bu sebeple her ne kadar kamuoyunda çok sık işte bir kimsenin mahkum, hükümlü olmasıyla, hükümlü demek ne demektir? Bütün süreçler bitirilir, yargılama bitirilir, o kimsenin suçlu olduğu kesin bir şekilde anlaşılır. O kimse hüküm giyer ve ceza infaz kurumuna gönderilir. Peki bu yargılama sırasında kişinin hürriyetinden mahrum bırakılması mümkün müdür? Ancak belirli istisnai durumlarda kişinin hürriyetinden mahrum bırakılması, işte adli kontrolden başlayarak tutuklanmasına kadar gidebilecek bir takım tedbirlerle, daha önce kısaca bunlara değinmiştik, bir takım tedbirlerle muhatap olabilir. Mesela yargılama devam ederken o kimsenin hala daha suç şüphesi var ise, delilleri karartma ihtimali varsa, suçu devam ettirme durumu söz konusu ise o zaman mahkumiyet ortaya çıkıncaya kadar da kişinin tutuklanması şeklinde hürriyetinden mahrum bırakılması mümkündür. Fakat bu çok istisnai ve özel durumlardadır. Çünkü kişi kanundaki şartlar olmadan böyle keyfi, alel usul olur olmaz suçlardan dolayı tutuklanmaya başlarsa tutukluluk bir noktada mahkumiyetin yerine geçer. Maalesef ülkemizde bu konuda uygulamanın çok parlak olmadığı, hatta hiç parlak olmadığı söylenebilir. Tutuklama çok istisnai, hem bu konudaki içtihatlar, bu konuda yazılıp çizilenler, temel bir prensip olması sebebiyle hem çok istisnaidir, hem de tutukladığınız kişiyi daha sonra pardon kusura bakma deyip serbest bırakırsanız bunun telafisi yoktur. Haksız tutuklamalardan dolayı haksız tutuklananlara belirli bir hesaplamayla ödeme yapılmaktadır ama geçen ayların ve yılların hiçbir şekilde hiçbir parayla telafisi yoktur, olmayacaktır. O yüzden bu tutuklama meselesinin geçici koruma olarak, emniyet tedbiri olarak dikkate alınan bu tutuklama meselesinin mutlaka istisnai ve kanunda belirtilen sıkı şartlar altında uygulanması gerekir. Fakat dediğim gibi ülkemiz bu konuda çok şanslı değil. Şimdi bir de yargılama hukukuna hakim olan ilkeler var. Bu farklı hukuk alanlarında farklı yargılama ilkeleri karşımıza çıkmaktadır ama ben size bütün yargılama hukuklarında ceza hukuku, medeni usul hukuku, idari yargılama hukuku gibi temel bütün alanlarda ortaya çıkabilecek bir takım temel ilkelerden belki bahsetmekte fayda var. Yargılamaya hakim olan ilkeler, bunlar kökenini de anayasada bulan bir yargılamayı hukuk devleti anlamında yargılama, demokratik hukuk devleti anlamında bir yargılama haline getiren temel prensiplerdir. Nedir bunlar? Hak arama özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkı, silahların eşitliği ilkesi gibi ilkelerdir. Şimdi anayasamıza göre herkes meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle iddia ve savunma hakkıyla
adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu şu demektir. Kendisi haksızlığa uğrayan veya hakkı tehlikeye düşürülen bir kimse devletin yetkili yargı organlarına müracaat ederek hakkının yerine getirilmesini, tehlikenin ortadan kaldırılmasını, hukuken korunmasını devletten isteyebilir. Neden? Çünkü devlet şunu yasaklamış. Bizzat ihkak hakkı. Daha önce gördük. Kişinin kendi hakkını kendi eliyle almasını yasaklamış. Çünkü herkes kendi hakkını kendi eliyle almaya kalkarsa o zaman haklıları güçlü kılmak yerine güçlüleri haklı kılabiliriz. Kılarız meşhur laf. Sonunda aslında bu büyük bir kaosa, toplum düzeninin bozulmasına sebebiyet verir. İşte bugün gelinen modern hukuk sistemi içerisinde kabul edilen ilke, devlet demiş ki o toplum sözleşmesi şeklinde bireylerin o adeta zımni ortak iradeleriyle ortaya çıkan anayasa çerçevesindeki devlet düzeninde devlet demiş ki siz kendi hakkınızı kamu düzeninin bozulmaması, hukuki güvenliğin, hukuki barışın bozulmaması için yasaklıyorum. Fakat buna karşılık siz bir haksızlığa uğradığınızda da bana geldiğinizde ben sizin hakkınızı korumayı taahhüt ediyorum, temin ediyorum demiştir. O yüzden devletin vatandaşa karşı bir yükümlülüğüdür. Hiçbir mahkeme kendi görev ve yetkisi içerisindeki bir davaya, bir işe efendim benim işim çok bakmıyorum, gidin başka bir mahkemeden hak arayın diyemez. Bu aynı zamanda onu diyen mahkemenin hukuki sorumluluğunu da gerektirir. Ama yetkisi ve görevi içerisinde tabii bir mahkemenin olacak. Şimdi olmayacak bir mahkemeye gidip başvurursanız mahkeme görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Ama o hakkınızı arayacak mutlaka bir merci bulunur. Yoksa böyle haksızlığa uğradığınızda o mahkemeye gidiyorsunuz ben bakmam diyor. Bu mahkemeye gidiyorsunuz ben bakmam diyor. Veya sürüncemede bırakıyor diyor ise bilinçli bir şekilde o zaman hak arama özgürlüğü gerçekleştirilmiyor demektir. Veya bazılarının hakkı bazılarına göre daha önceden eğer temin ediliyor ise yine orada da gerçek anlamda hak arama özgürlüğü yok demektir. Ve yine hak arama özgürlüğünün önünde bir takım engeller konuluyor ise mesela sosyal yönden zayıf kimseler, ekonomik yönden zayıf kimselerin hak arama özgürlüğü tam temin edilemiyorsa ki kanunlarımız buna ilişkin de tedbirler almış. Mesela adli yardım dediğimiz bir kurum var. Eğer siz dava açmanın harç ve giderlerini karşılayamayacaksanız, avukat giderlerini karşılayamayacaksanız devlet sizin adınıza bunları karşılayacaktır veya işte size bir avukat temin edilecektir. Eğer bunlar yapılmıyor ise hak arama özgürlüğü yerine getirilmiyor demektir. Hak arama özgürlüğünün daha somut görünümü ise adalete erişim hakkıdır. Yani birey hakkını ararken böyle önüne engeller konulmadan ve herkese eşit ve sağlıklı bir şekilde adalete erişimi, yargıya erişimin sağlanması gerekir. Bu hak arama özgürlüğünden sonra da ortaya çıkan ikinci hak adil yargılanma hakkı. Evet, bir mahkemeye müracaat ettiniz. Belki hakkınızı savunabilir veya elde etmek için başvurabilir hale geldiniz ama bunun da şeklen olmaması gerçekten o hakkın özüne uygun şekilde elde edilebileceğiniz temiz bir süreç, temiz bir yargılama sonucu, üzerinde şüphe, leke bulunmayan bir yargılama sonucu hakkınızın elde edilmesi gerekir. Bu ne demektir? Kanuni hakim ilkesi. Kanuni hakim ilkesi bir kimsenin önceden belirli mahkeme ve yargı organları önünde yargılanmasını, hak aramasını ifade eder. Yani olaya özgü, sonradan kurulan mahkemeler, o kişiyi cezalandırmak için olabilir, o kişiyi korumak için olabilir. Bir suç işlendikten sonra o olaya özgü bir mahkeme kurulması kanuni hakim ilkesine aykırıdır. Bu sebeple olayların ve suçların gerçekleşmesinden sonra kurulan olağanüstü mahkemeler adil yargılanma hakkına aykırıdır. Bunun bizim maalesef tarihimizde kötü, olumsuz örnekleri var. Mesela bunlardan en tipik örnek Yassıada yargılamalarıdır 1960 darbesinden sonra. Özgürlük adına gelenler yargılamanın en temel ilkelerinden birini ihlal ederek yargılama yapmışlardır. Yine dünya tarihinde de bunun bir takım ihtilal mahkemeleri, olağanüstü mahkemeler söz konusu. İkincisi kanuni hakim ilkesi dışında yani hiç kimse daha önce kendisi için belli olan mahkeme ve hakimin dışında bir hakimin önüne çıkartılmamalı ilkesi dışında önüne çıkartıldığınız hakimin de kim olursa olsun tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Hakimin tarafsızlığından kastı iki tarafa da eşit uzaklıkta olmasıdır. Bağımsızlıktan kastı ise devlet organlarına, kişilere, kurumlara, herkese karşı tam bir bağımsızlık içerisinde hatta hakimin kendi iradesine karşı bile ne demektir kendi iradesine karşı?
kendi dünya görüşü, inanışı, ideolojisi ve düşüncelerinden arınmış olarak, onlardan bağımsız olarak bir yargılamayı yapması etki altında kalmamasıdır. O sebeple akşam dinlediği habere, sabah okuduğu gazeteye, ait olduğu siyasi düşünceye göre karar veren bir hakim, hakim falan değildir. Veya zihnini, vicdanını, aklını bir yerlere bağlamış bir hakim, şeklen o kürsüde otursa da hakim değildir. Hakim olmaz aslında, bir müddet sonra sadece o temsil ettiği şeylerin tetikçisi olmaya başlar ki bu da hakimlik değildir. Yargı için en büyük tehlikelerden bir tanesidir. O yüzden hakimin görevini yaparken zihninin, vicdanının, aklının, bilgisinin dupduru olması gerekir. Bazen sevmediği, hoşlanmadığı hususlarda bile gerekirse doğru kararı doğru bir şekilde vermesi gerekir. Kanunlarımızda bunlara ilişkin de bir takım teminatlar düzenlenmiştir. Yine adil yargılanma hakkının diğer bir unsuru makul sürede yargılanma hakkıdır. Yani böyle yıllarca süren ve o işin niteliğiyle uğraşmayan, niteliğine uygun olmayan yargılamalar aslında hakkın sündürülmesidir, öldürülmesidir. Çünkü 6 ayda bitecek bir yargılamayı siz 6 yıl sürdürüyorsanız 6 yıl sonra o gelecek hakkın da kimseye bir faydası yoktur. Ama maalesef yine bizim uygulamamız bu yönden de çok iyi durumda olduğu söylenemez. Yani edebi eserlere bile artık konu olmuştur. Yine tehir etme 3 ay öteye, bu dava dedemden kaldı hakim bey. 30 yılda babam düştü ardına, siz sağ olun o da öldü hakim bey. 40 yıl önce yani babam ölünce, kadılıklar hakimliğe dönünce, mirasçılar tarla takım bölünce bu rezillik beni buldu hakim bey. Ve devam eder böyle bu şiir. Devam eder ve der ki yaşım 72 usandım gel git, beni geçti burada yediğim zılgıt. Eğer dersen bana ne sen de öl git, oğlumun da oğlu oldu hakim bey. Şimdi yine bu Karakoç'un, Abdurrahim Karakoç'un bir şiiridir. Ve yine mesela mizahi filmlere Kemal Sunal'ın meşhur dava filmi vardır. İzlersiniz bir müddet sonra gidip gele gele taraflar bile ne için mahkemeye gidip geldiklerini unuturlar. O yüzden hukukçunun görevi işte bu şikayetleri, bu serzenişleri ortadan kaldırmaktır. Bizlerin işimiz sıradan alelade bir iş değil. Ve mahkemelere gidip gelenler birer evrak, birer belge, birer dosya, birer kağıt değil. Mahkemelere gidip gelen her şeyin içerisinde bir insan hayatı var. Bu hayat sizin kardeşinizin, eşinizin, arkadaşınızın, sevdiklerinizin hayatı olabilir. O yüzden yarın mesleğe atıldığınızda avukat, hakim, savcı ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın şunu unutmayın. Onun içerisinde bir insan hayatı var. Onun içerisinde bir kişinin emeği var. Onun içerisinde bir kimsenin zihni, gözyaşı, gönül kırıklığı var. O yüzden eğer o gönül kırıklıkları çok büyürse bir müddet sonra sisteme karşı, adalete karşı büyük bir gönül kırıklığına dönüşür. Zaman zaman bu derslerde de söylediğim, farklı yerlerde de söylediğim 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucularından değerli hocamız rahmetli Profesör Doktor Kudret Ayten'in meşhur lafıdır. Bir ülkede hekimler kötü olursa hasta masada kalır, hakimler kötü olursa toplum masada kalır. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bir başkası adil yargılanmanın aleni yargılanma hakkıdır. Aleni yargılanma hakkı ise Türk milleti adına yargılama yapan mahkemelerin yine o milletin gözü önünde bu yargılamayı yapmasıdır. Gizli yapılmamasıdır. Duruşma salonunun el verdiği ölçüde herkesin bu yargılamaları izleyebilmesidir. Fakat tabii ki belirli şartlar altında, kanunlarımızın çizdiği sınırlar içerisinde, mesela duruma göre kişilik haklarının korunması, kamu güvenliği, kamu düzeni sebebiyle belirli durumlarda gizli de yapılabilir. Fakat bunun gerekçesini hakim makul bir şekilde belirterek bunu yapmalıdır. Gizli yargılama istisnaidir. Bir başka adil yargılanma hakkının unsuru hakkaniyete uygun yargılanmadır. Bu da taraflar arasındaki dengenin, ölçülülüğün gözetilerek bir yargılama yapılmasıdır. Ve hakkaniyete uygun yargılamanın bir tezahürü olarak hukuki dinlenilme hakkı ve silahların eşitliği ilkesi karşımıza çıkar. Ne demektir hukuki dinlenilme hakkı? Bir kimsenin bilgisi olmadan, ona açıklama ve ispat hakkı tanınmadan, tarafların açıklamaları ve ispat faaliyetleri de dikkate alınıp değerlendirilmeden o kimseyle ilgili karar verilmemesidir. Yani sizden habersiz bir yargılama yapılmaz.
Sizin haberiniz olduğunda da siz gerekli açıklamaları ve ispat hakkınızı kullanabilmelisiniz. Mahkeme de sizin bu açıklamalarınızı iki tarafın tabii birlikte değerlendirerek, gerekçesine yansıtarak karar vermelidir. Bunu aynı zamanda savunma hakkı da veya meram anlatma ilkesi olarak da ifade ediyoruz. Yine silahların eşitliği demek her iki tarafa yargılama önünde eşit davranılmasıdır. Bunun sadece soyut bir genel eşitlik değil, objektif olarak da eşit olması lazım. Hitap ederken, davranırken, ön yargılarınızı çalıştırırken, iki tarafın gücünden, kuvvetinden, bulunduğu makamdan, mevkiden, ekonomik gücünden, ünvanından, yani mesela ben bir davada yer alıyorken davacı veya davalı olarak profesör, doktor bilmem kim yazılmaz. İsminiz yazılır, cisminiz yazılır. Veya o kimsenin zenginliği, malı, mülkü mahkeme karşısında hiçbir şey ifade etmez. Siz de mahkemeye gitmek durumundaysanız gideceksiniz. O kimse de mahkemeye gitmesi gerekirse gidecek. Ancak bu şekilde yargılamalar dürüstçe olabilir. Bir de meşhur yine adil yargılanma hakkıyla ilgili bunlarla da bağlantılı bir yargılamanın adil olması yetmez. Aynı zamanda adil de görülmesi gerekir. Yani dışarıdan bakıldığında evet burada bir haksızlık yapılmamaktadır. Herkese eşit davranılmaktadır. Hissiyatını, duygusunu da verebilmeniz gerekir. AİHM kararlarında da, Anayasa Mahkemesi kararlarında da, literatürde de bu çok üzerinde durulan bir husustur. Evet, şimdi bu yargılamaya hakim olan ilkeleri yine başka derslerde uzun uzun göreceksiniz. Geliyoruz kısaca ispat ve delil nedir? Bunu da çok sık duyacaksınız. Ceza hukukunda, medeni usulü hukukunda, idari yargılama usulünde ispat ve delil önem taşımaktadır. Ne demektir ispat ve delil? Şimdi bir dava açarsınız. Amacınız nedir? O davanın sonunda sizin talebinizin haklı olduğuna ilişkin bir hüküm almak ve karşı tarafa gerekirse zorla o mahkeme aracılığıyla hakkınızın teslim edilmesini sağlamak. Fakat mahkeme siz böyle güzel sözlerle bir şey anlattınız diye sizin lehinize karar vermez. Ne yapmanız lazım? Sizin ruh dünyanızdaki, zihninizdeki, önünüzdeki dosyada olan bilgilerin hakimde gerçek olduğu konusunda bir kanaat uyandırmanız gerekir. Yani adeta film şeridi gibi hakimin gözünün önünde geçmişte gerçekleşen, onun dışında gerçekleşen olayların evet bu doğrudur, gerçektir diye canlandırılması gerekir. İşte hakimde kanaat uyandırma, iddialarımızın ve savunmalarımızın haklılığı ve doğruluğu konusunda kanaat uyandırma faaliyetine ispat, daha doğrusu aslında bu ispat yani sabit olma, sübut bulma anlamında kullanılan ispat faaliyetinde bulunmanız gerekir. Demek ki ispat nedir? Sizin iddia ve savunmalarınızın haklılığı konusunda hakimde kanaat uyandırdığınız o faaliyetin bütününü ispatlıyoruz. Peki bu ispatı nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani siz söyleyince hakimde kanaat uyanır mı? Hayır. Sizin dışınızda objektif bir takım araçlar kullanmanız gerekir. Bakın bu olay böyle gerçekleşmiştir. İşte burada bir trafik kazası meydana geldi veya beni şurada sıkıştırıp dövdüler dediğinizde şimdi bu sadece sizin beyanınızdır. Neye göre? İşte kamera kayıtları, diyelim ki görüntü, ses kayıtları bu bir delildir. Bunlara delil diyoruz. İspat araçlarına delil diyoruz. Veya tanıklar var, tanıkları gösterirsiniz. Veya bir belge var, onu getirip mahkemenin önüne koyarsınız. Yani taraflardan bağımsız o iddia edilen vakaların gerçekliği konusunda hakimde kanaat uyandırmaya yarayacak objektif araçlara delil olarak ifade ediyoruz. İspat ve deliller farklı yargılama sistemlerinde farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Örneğin medeni usul hukukunda ben davacıyım, sizden alacaklı olduğumu iddia ediyorsam ve bundan da lehime hak çıkartıyorsam kimin lehine ise o vakalar o ispat etmek zorundadır. Eğer ispat edilemezse aleyhine karar verilir. Ama ceza hukukunda bu böyle değildir. Ceza hukukunda bir şey ispat edilemezse, ispatsız kalırsa bu da nasıl olacaktır? Savcılık makamı bir kimsenin suçlu olduğuna ilişkin bir iddianame hazırlar. Mahkemenin önüne getirir. Peki bu iddianame eğer tam olarak ispat edilemez ise ne olur? O zaman işte ceza hukukundaki bir ilke devreye girer. Şüpheden sanık yararlanır. Hakimde tam bir kanaat oluşmaması o kimsenin suçlu olduğu konusunda. Bakın %80, %90 bile değil. Tam bir kanaat oluşur. Evet bu kimse bu suçu işlemiştir. Veya kanunda öngörülen suçun unsurları vardır diye bir kanaat oluşmamış ise, bir şüphe var ise o zaman şüphe sanık lehine yorumlanır ve sanık cezalandırılmaz. Ama medeni usul hukukunda şüpheden davacı yararlanır veya davalı yararlanır diye bir ilkemiz yok. Medeni usul hukukunda ispat yükü var. Kim
iddia edilen vakadan kendi lehine hak çıkartıyor ise o meseleyi ispat etmelidir. İspat edemezse aleyhine karar verilir. Çünkü medeni usul hukukunda özel menfaatler çatışmaktadır. Ceza hukukunda ise kamusal bir menfaatin tartışılması söz konusudur. Şimdi bu deliller içerisinde de önemli bir delil veya hukukun tamamında önem taşıyan kullanılan araç belge ve senet kavramı. Nedir belge ve senet? Bunu çok sık duyarsınız. Bir defa şunu bilmek lazım. Belge ile senet aynı şey değildir. Her senet bir belgedir ama her belge bir senet olmayabilir. Şimdi belgeyi en geniş tanımıyla ki mesela bilgi edinme kanununda da var, hukuk muhakemeleri kanununda da var. Bilgi edinme kanunu belgeyi şöyle tanımlamış. Bir vakayı içeren, somutlaştıran ve bu vakanın gerçekliğini dış dünyada algılanabilmesini sağlayan her şeydir. Mesela bilgi edinme kanunu diyor ki belge kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haberi, veri taşıyıcısı. Yani bir veriyi, bir sesi, bir görüntüyü, bir kaydı, bir bilgiyi taşımaya elverişli olan her şeye biz belge diyoruz. Kimisi bu belgelerin yazılı belgedir, kimisi görüntülü belgedir, kimisi ses belgesidir. Veri taşımaya, sesi, görüntüyü, yazıyı, kaydı taşımaya elverişli olan her şeye biz belge diyoruz. Senet ise belgenin özel bir türü olarak bir kimsenin iradesinin yazılı olarak yansıtılmasıdır. Demek ki bu ses, görüntü, yazı vesaire içinde ancak bir kimsenin kesin olarak iradesini yansıtan yazılı belgelere biz senet diyoruz. Şimdi bir şeyin senet olabilmesi için öncelikle belge olması lazım. Yani bir cisim olması lazım. Üstünde bir bilgi taşıyabilecek bir metin olması lazım. İkincisi yazılı olması lazım. Ses ve görüntü kayıtlarına belge diyoruz ama yazılılık olmadığı için yazılılık unsuru söz konusu değil. Artı bu yazının içerisinde bir iradeyi yansıtması lazım. Mesela ben Ahmet'e 10 bin lira borçluyum. 10 bin lira ödünç aldım, şu tarihte ödeyeceğim. Sizin borçlu olduğunuzun iradesini yansıtıyor. Veya oturup bir kira sözleşmesi yapıyorsunuz. A, B'ye diyor ki ben sahibi olduğum işte şu evi bir yıllığına aylık şu bedelle kiraya vermeyi taahhüt ediyorum. Öbürü de evet ben kiracı olarak bu şartlarda oturmayı kabul ediyorum deyip ikisi imzalarlarsa ikisinin iradesini taşıması gerekir. Peki bu iradenin o kimselere ait olduğunu nasıl anlayacağız? İmza yoluyla anlayacağız. Bir belgenin altına imza atıyorsanız yukarıda yazılan şeyler benim irademe uygundur anlamı çıkacaktır. Şimdi senedi de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Resmi senetler ve adi senetler şeklinde. Resmi senet nedir? Resmi senet eğer bir senede biraz önce söylediğimiz o yazılı, iradeyi yansıtan, altında imza bulunan senede resmi bir makamda dahil olmuşsa, yani gidip noterde yapmışsanız, tapuda yapmışsanız veya diyelim ki herhangi bir belediyede yaptığınız işlemde belediye memuru veya belediye görevlisi o işleme dahil olmuş ise resmi bir senettir. Eğer taraflar kendi aralarında ya tek başlarına veya birlikte yapmışlar hiçbir resmi makam dahil olmamışsa bunlara da adi senetler diyoruz. Yani ben size imzalayıp şu kadar lira parayı aldım deyip verirsem bu bir adi senettir. Oturup bir kendi aramızda kira sözleşmesi, satım sözleşmesi yaparsak bu bir adi senettir. Ama bu sözleşmeyi gidip noterde tasdik ettirir veya noter huzurunda düzenlersek işte bu adi senet olmaktan çıkar. Artık adi bir kira sözleşmesi değil, resmi bir sözleşme olur. Peki resmi senetlerle adi senetler arasındaki temel farklılık nedir? Adi senetlerde imza inkarı daha kolay yapılabilir. Ve siz imzanızı inkar ettiğinizde o imzanın size ait olduğu anlaşılıncaya kadar o belge kullanılmaz. Ama resmi senetlerde ise imzayı öyle çok kolay inkar edemezsiniz. Resmi makamında mesela noteri de taraf göstererek gidip sahtelik davası ancak açarak bunu ispat etmeniz mümkündür. Bu senedin içeriksel olarak özel bir türü de borç senedidir. Borç senetleri bir borç ilişkisinden doğan belirli bir alacak ve borcu belgeleyen bunların ispatına yarayan senetlere borç senedi diyoruz. Örneğin yazılı olarak yapılan işte kira sözleşmesi, satım sözleşmesi iki tarafa da borç yüklediği için borç senedidir. Veya ben size şu kadar lirayı ödemeyi taahhüt ediyorum deyip imzalayıp verirsem bu bir borç senedi olarak karşımıza çıkar.
Yani borç senedi içerisinde bir borçlanma ifade eden, bir hukuki ilişkiden doğan, alacak ve borç ilişkisi doğuran senetlere borç senedi denilmektedir. Bu borç senedinde aradaki ilişkinin sebebi belirtilebilir. Yani kira sözleşmesinden dolayı borçlu olduğunuz, satım sözleşmesinden dolayı borçlu olduğunuz belirtilebileceği gibi hiçbir sebep bildirmeden de mesela ben Ahmet'e işte 1 Mart 2021'de 10 bin lira ödemeyi taahhüt ediyorum derseniz bu da bir borç senedidir. Ama içinde ne anlamıyoruz? Bu 10 bin lirayı niye ödüyorum? Borç mu aldım, ödünç mü aldım, satım sözleşmesinden mi borcum vardı, kira ilişkisinden mi kaynaklanıyordu? Bunlar da soyut borç senetleri olarak karşımıza çıkar. Borçlar Kanunu bunlara da bir takım sonuçlar bağlamıştır. Yine bu senetlerin, bu belgelerin, bu evrakların özel bir türü de kıymetli evraktır. Kıymetli evrak da bir senettir. Ama öyle senetlerdir ki bunların içerdikleri hak senetten ayrı ileri sürülemez ve başkasına devredilemez. O yüzden kıymetli evrak deniyor. Yani içeriğinde bir değeri ifade ediyor. Bu o senedi haktan ayrı, hakkı senetten ayrı devredemiyorsunuz. Ancak hakkı devredebilmek için senedi de bir başkasına devretmeniz veya o hakkın oluşabilmesi için yine bu senedin içerisinde mündemiş olması gerekecektir. Kıymetli evrak örneğin mesela hak ve senet birbirinden ayrılmaz. Örneğin anonim şirketlerde ortaklık hakkının kullanılabilmesi için kıymetli evrak niteliğinde hisse senedinin çıkartılması. Yine özel kıymetli evrak olarak ticari senetler olarak bono, poliçe, çek gibi belgeler birer kıymetli evraktır. Şimdi kıymetli evrakın düzenleniş biçimine göre de içerdiği hakka ve devir konusunda da farklılıklar olabilir. Mesela hamiline yazılı bir kıymetli evrak olabilir. Nama yazılı kıymetli evrak olabilir. Emre yazılı kıymetli evrak olabilir. Hamiline yazılı kıymetli evrak durumu söz konusu olursa hak sahibi senedi fiilen elinde bulunduran kimsedir. Üzerinde bir isim, bir cisim yazılmaz. Kim hak sahibi ise, elinde bulunduruyor ise onu biz hak sahibi olarak kabul ederiz. Nama yazılı kıymetli evrakta ise emre kaydı ihtiva etmeyen, yani birinin emrine tahsis edilmemiş ve kimin namına, adına yazılmış ise açıkça kimi muhatap almış ise onun hak sahibi olduğu kıymetli evraklardır. Emre yazılı kıymetli evraklar ise kanunen emre yazılı olan veya emre kaydını ihtiva eden kıymetli evrakı ifade eder. Emre yazılı kıymetli evraklar nama yazılı evraklardan farklı olarak ciro dediğimiz basit bir yöntemle devredilebilir. Nama yazılı bir kişinin namına yazdığınız için böyle çok basit bir şekilde devredilmesi mümkün olmayacaktır. İşte bu kıymetli evrakın içerisinde özel bir tür kambiyo senetleri dediğimiz ticari hayatın sürekliliği ve süratine uygun olarak düzenlenen poliçe, bono ve çek dediğimiz özel senet türleri de vardır. Poliçede üçlü bir ilişki vardır. Poliçe sizin bir başkasından olan alacağınızı borçlu olduğunuz bir başkasına devretmenizdir aslında. Temel üçlü bir ilişki var. Bir köşede siz varsınız, bir köşede sizin alacaklı olduğunuz kimse var, bir köşede sizin borçlu olduğunuz kimse var. Bundan olan alacağınızı adeta soyut bir senetle özel bir ilişki çerçevesinde üçüncü kişiye devredersiniz. Senedi düzenleyene, poliçeyi düzenleyene keşideci diyoruz. Kambiyo senedinin verdiğiniz deyim yerinde sizin borçlu olduğunuz kimseye lehtar diyoruz. Poliçe bedelini ödeyecek, yani size borçlu olan ama size borçlu olanın bir başkasının ödemesini sağladığınıza ise muhatap diyoruz. Tabii bu ilişkinin kendine has bir takım özellikleri var. Poliçe uygulamada çok az karşılaşılan bir senet türüdür. Ama Türk Ticaret Kanunu'nda en ayrıntılı düzenlenen kambiyo senedidir. Bir diğeri bono, emre muharrer senet adı verilen kambiyo senedinde ise iki kişi vardır. Dikkat edin, poliçede üç kişi var, bonoda iki kişi var. Bir alacaklısı var, bir borçlusu var. Burada senedi düzenleyen, senedin borçlusuna senedi düzenleyen diyoruz, keşidecisi. Bir de o senette lehtar olan, alacaklı olan kimse vardır. Senedi tanzim eden belirli bir miktar parayı vadesi geldiğinde
alacaklı lehdara ödemeyi taahhüt eder. Peki bu senetler, poliçe, bono, çek neyi sağlar? Önce çekin üzerinde de duralım. Çekte ise aslında dikkat edin, poliçede üçlü, bonoda ikili bir ilişki vardır. Çekte ise böyle üçlü veya ikili bir ilişki yoktur. Siz tek taraflı iradenizle bir havale ilişkisi kurarsınız. Bir kimsenin adına çekin verirsiniz, ödenmesini istersiniz. Bankada cebinizde para taşımak yerine bankadaki paranın çeki elinde bulunduran kimseye veya çeki düzenleyip verdiğiniz kişi tarafından tahsil edilmesini sağlarsınız. Çek bir ödeme aracıdır. Ancak bankada karşılığı varsa, deyim yerindeyse bir anlam ifade eder. Çekin karşılığının olmaması durumunda ise bunun kanunda düzenlenen bir takım sonuçları vardır. Peki poliçeyi, bonoyu, çeki avantajlı kılan nedir? Bono, poliçe, çek bunlar soyut senetler olduğu için çok kolay yöntemlerle üçüncü kişilere devredilebilir. Mesela bonoda A, B, A'ya imzalayarak bu bonoyu verirse B de bu bonoyu C'ye, CD'ye, DE'ye devredebilir. En son elinde taşıyana hamil diyoruz. Yani taşıyan diyoruz. En son elinde bulunduran diğer kendisinden önce gelen herkese müracaat ederek bu alacağı hepsinden müteselsilen isteyebilir. Şimdi son olarak bir kavram olarak en son kavramımız tacir kimdir? Daha doğrusu bundan sonra da bir kavramımız var yine. Tacir kimdir? Çünkü bu da çok sık karşımıza çıkacak. İşte tacir denilir, esnaf denilir, zanaatkar denilir. Hukukta bunların hepsinin farklılığı, karşılığı farklıdır. Zanaatkar başka bir kimsedir, esnaf başka bir kimsedir, tacir başka bir kimsedir. Peki kime tacir diyoruz? Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletene tacir diyoruz. Yani tacir olabilmek için bir ticari işletme işletmek gerekir. Peki böyle işte herhangi bir deyim yerindeyse dükkan açarsanız bu bir ticari işletme olur mu? Hayır, olmaz. Kanunumuz onu da tanımlamış. Diyor ki ticari işletme esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Bağımsız bir işletme olacak, bir ticari vasfı olacak ve esnaf işletmesine ilişkin belirli ölçüler var. Ticaret hukuku derslerinizde göreceksiniz. O sınırı da aşacak. Yani bir noktada esnaf dediğimiz kimse kendi emeğiyle çalışarak sınırlı bir birikimle esnaf işletmesini yürüten kimsedir. Tacir olabilmek için ise o boyutu aşacak bir nitelikte gelir sağlamayı hedef tutacak bir bağımsız işletme oluşturmanız gerekir. Peki esnaf kimdir dediğimizde esnafı da ister gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli bir yerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır demiş. Dolayısıyla esnaf daha çok mesela bir küçük bakkal dükkanını düşünün. Orada ne yapar? Bakkal dükkanı ya kendisi ya ailesiyle birlikte emekleriyle daha çok o işletmeyi çevirirler. Tabii büyük bir bakkala dönüşür ise belirli sınırları geçerse ticari işletme de sayılabilir. Ama alışveriş merkezindeki bir market veya mahalledeki işte orta veya büyük ölçekteki bir market o artık esnaf işletmesini geçip ticari işletme haline gelmiştir. Bir de zanaatkar dediğimiz kimse var. Yani tamamen elinin emeğiyle geçiren kimselerdir. Bunlar tam anlamıyla esnaf veya tacir şeklinde değil. Sadece günlük maişetiyle, el emeğiyle geçiren kimseleri de esnaf diyoruz. Son bir şey arkadaşlar, bir kavram daha. Muris, tereke ve miras kavramları üzerinde de durup bu temel kavramları tamamlamış olalım. Şimdi zaman zaman duyacaksınız. Geçmiş derslerde de söyledik. Biz ne diyorduk? Hukukun sücesi olan kişiye gerçek kişi diyorduk insanlara. Gerçek kişi doğumla başlayıp ölümle bitiyordu. Bir de tüzel kişi vardı. Tüzel kişi işte gerçek kişi olmayan, kuruluş statüsüne göre varlık kazanan ve belirli şartlarda da sona eren kişiye diyorduk. Şimdi gerçek kişi ne zaman var olur? İşte belirli şartlarda ana rahmine düştüğü andan itibaren ama tam ve sağ doğumla birlikte hukuk aleminde var olan
ölümle de birlikte kişiliği sona eren varlık, insanlar. Ve bu insan doğumundan ölümüne kadar da bir takım ekonomik değerler edinir. Şimdi bu ekonomik değerler artısı olabilir, eksisi olabilir. Daha önce bunun üzerinde durduk. Mal varlığının aktif tarafı, pasif tarafı olabilir. İşte taşınırlarınız, taşınmazlarınız, alacaklarınız, bankadaki hesabınız, bunlar sizin mal varlığınızın aktif tarafıdır. Bir de borçlarınız, ödemeniz gereken şeyler var. Bunlar da pasif tarafıdır. Bunların hepsine mal varlığı veya mamelek diyoruz. Şimdi bu kimse ölünce bu mal varlığı ne olacaktır sorusu var. Çünkü kişi öldü, kişilik ortadan kalktı ama mal varlığı ölmüyor, ortada duruyor. İşte bir kimse ölüm anıyla birlikte artık kişiliği sona erer ve miras hukuku devreye girer. O kimsenin ölümüyle birlikte ismi değişir. Artık ona kişi demeyiz, gerçek kişi demeyiz. Ne deriz? Muris, yani miras bırakan deriz. O murisin arkada bıraktığı mal varlığı da artık isim değiştirir. Yani bir kimse dünyasını değiştirince deyim yerindeyse mal varlığı da isim değiştirir. Artık ona da mal varlığı veya mamelek demeyiz. Ne deriz? Murisin terekesi, arkasında kalan mal varlığı deriz. Peki murisin ölümüyle birlikte kimler hak sahibi olur? Kanunda düzenlenen mirasçıları hak sahibi olur prensip itibariyle. Ama belirli şartlarda mirasçılar bu mal varlığını istemeyebilirler. Mirası reddetmeleri mümkündür. Dördüncü sınıfta bu miras hukuku dediğimiz ayrıntılı bir dersi göreceksiniz. Bu kavramların hepsi aslında neredeyse birer ders konusu. Mesela tacir diyoruz, ticaret hukuku, ticari işletme hukuku, tacir ve ticari işletme üzerine kurulmuştur. İşte muris diyoruz, tereke diyoruz, miras diyoruz. Miras hukuku bu temel kavramlar üzerine kurulmuştur. İşte kambiyo senedi diyoruz. Ticaret hukukunda kambiyo senetleri diye ayrı bir dal ve bununla ilgili ayrı bir ders karşınıza çıkacak. Senet diyoruz, delil diyoruz. Ceza yargılamasında, medeni yargıda, idari yargıda deliller, ispat faaliyeti ayrı bir şey olarak karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar, böylece temel kavram ve kurumlarla ilgili hususları bitirdik. Hepinize iyi günler diliyor, başarılar diliyorum.